AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. İcra eden bütün hemşirelere buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Çok üzücü bir haber biliyorsunuz dün aldık. Filistin'de görevi başında gazeteci Şirin Ebu Akil'e İsrail güçlerinin ateş etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sizlere, meslektaşlarına ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Tabii kendisi Kudüs'ün kızı olarak anlıyordu. Çeyrek asırdır dünyaya Kudüs'teki, Filistin'deki gelişmeleri duyurmaya çalışıyordu. Maalesef İsrail güçlerinin 2000'li yıllardan bu tarafa yaklaşık olarak 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü şeklinde bir rakam var. Bunu uluslararası kamuoyunun bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. İsrail makamlarından da şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapılarak bunu gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapılması ve çıkan sonuca göre gereğinin yapılması bundan sonraki bir takım olayların önlenmesi bakımından son derece caydırıcı olacaktır. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde yaklaşık 1000 güne yaklaşıldı. 958. günündeyiz. 8 Mayıs daha Dünya Anneler Günü'nde inşallah bir dahaki Anneler Günü'nü evlatlarımız olmadan geçirmeyiz temennisinde bulunmuşlardı. Biz de bu temenniye yürekten katılarak bütün bu eyleme katılan, bu vicdan nöbetine katılan annelerin bir sonraki Anneler Günü'nde evlatlarıyla olmalarını diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye etrafındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak üzere kullanılan terör örgütlerine karşı kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi Türkiye bu konuda tavizsiz ve sürekli sahada olma anlayışıyla terör örgütlerine hiçbir şekilde hareket alanı bırakmıyor, göz açtırmıyor. 2022 yılında İçişleri Bakanlığımız 33 büyük çaplı, 126 orta çaplı operasyon yürüttü. Bu çerçevede PKK, DAEŞ, FETÖ gibi örgütler hedef alındı. Yine jandarmamızın Eren Abluka operasyonlarıyla İlkbahar Yaz operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Tabii sınırlarımızın ötesindeki tehditler, maalesef sınırlarımızın ötesindeki devletlerin bu terör örgütlerini kendi topraklarında kontrol altına alamamaları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını mecbur kılıyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığımız Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu terör örgütlerine karşı bu operasyonları sürdürülüyor. Tabii her zaman olduğu gibi bu terör örgütlerinin destekçisi olan gruplarla bir takım uluslararası kara propaganda odakları Türkiye'ye dönük olarak bu kara propagandalarını sürdürüyorlar. Bunlara gereken cevaplar da veriliyor. Ama herkesin bilmesi gereken şey şudur. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir. Ve bundan hiçbir şekilde taviz vermeden büyük bir kararlılıkla bu yürütülecektir. Son zamanlarda daha önce de bu konuda açıklama yaptım. Göç meselesi, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar üzerinden bir takım provokasyonlara şahit oluyoruz. Özellikle de Türkiye'nin güçlü diplomatik süreçler yürüttüğü bir dönemde, turizm sezonunun da yaklaştığı bir dönemde bunların değişik bir yaklaşımla, daha provokatif, daha kışkırtıcı bir yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Aslında bu tarz Avrupa'da aşırı sağ tarafından bir takım ırkçı örgütler tarafından çok kullanılan bir tarzdır. Ama bunu da Türkiye'nin içerisine tercüme ederek, Türkiye'nin içerisinde bir siyasi ayrışma, kamplaşma, bir provokasyon unsuru haline getirmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki Türkiye'nin bir göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de bir politikası vardır. Düzensiz göçle etkili bir şekilde mücadele edilmektedir. Bir yandan sorunun kaynağında çözüm aranmaktadır. Etkili sınır güvenlik tedbirleri söz konusudur. Birilerinin dediği gibi hani sınırlarımız yol geçen hanına döndü gibisinden bir yaklaşım hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de
emniyet jandarma teşkilatımıza dönük bir iftiradır. Ve ülke içerisinde biliyorsunuz bazı illerde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapatılmıştır. Sığınmacıların kayıtlı bulundukları illerde kalmaları şeklinde tedbirler alınmaktadır. Ayrıca uluslararası koruma kanunlarına Türkiye uygun bir biçimde hareket etmektedir. Bir hukuk devleti olarak sığınan ve korunma ihtiyacında bulunanlara uluslararası hukuk ve kendi medeniyet değerlerimiz çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Tabii belli bir dönem ülkemizde kalanların uyumlu bir şekilde bu dönem içerisinde hayatını sürdürebilmeleri için uyum konusunda da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede geniş, kapsamlı bir ele alış söz konusudur. Nitekim 2021-25 yılları arasını kapsayacak şekilde Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Yine kaynak ülkelerde bu başlayan sorunun kaynak ülkelerde çözülmesi için oralarda kaynak ülkelere dönük olarak, o bölgelere dönük olarak gerçekleştirilen işte en son Biriket Evler örneğinde gördüğümüz gibi TİKA, AFAD gibi kurumlar vasıtasıyla bu göçün ülkemiz üzerinde daha fazla baskı yaratmaması için sorunun kaynağında çözüleceği stratejiler de üretilmektedir. Nitekim 2016'dan bugüne kadar ülkemize girişi engellenen göçmen sayısı 2.608.000'dir. Sınır dışı edilen göçmen sayısı 324.606'dır. Yaklaşık 499.000 Suriyeli de ülkesine geri dönmüştür. Bu geri dönülen bölgelerin tabii herhangi bir şekilde bu insanlar için bir ölüm tehdidi teşkil etmemesi lazım. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Herhangi bir şekilde bu insanları ölüme terk etmek gibisinden bir yaklaşım içerisinde olamayız. Katillere bunları teslim etmek gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız. Nitekim ama bunun ötesinde vatandaşlarımızın haklı olarak bize ilettikleri göçmenlerle ilgili bir takım asayiş sorunları, bir takım başka sorunlar olduğu zaman da bunlara en etkili şekilde müdahale edilmektedir. Son zamanlarda bazen bu sosyal medyada görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur. Hiçbir şekilde bir yerde yanlış bir şey olduğu zaman, olumsuz bir şey olduğu zaman vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. İstenmeyen bir takım durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Veya gerçekten müdahale edecek bir durum olur. Buna müdahale edecek kimseler emniyet görevlileridir, güvenlik güçlerimizdir. Dolayısıyla orada hemen güvenlik güçlerine haber verilerek bu müdahalelerin yapılması gerekir. Eğer her vatandaşlarımızın kendi başlarına müdahalesinin büyük riskler doğuracağını, sıkıntılar yaratacağını, vatandaşlarımıza da zarar vereceğini burada ifade etmek isterim. Doğru olan yöntem güvenlik güçlerine haber verilmesidir. Onlar zaten gereğini yapacaklardır. Şimdi bu çerçevede bir takım propaganda yapanların tabii söylediklerinin uluslararası hukuk açısından da bir geçerliliği yok. Yani göndereceğiz, yollayacağız dediğinde bunun bir yöntemi, bunun bir tarzı olmadığı zaman ya da karşıda katiller varken otobüslere bindirip onları katillere teslim etmek gibi bir davranış söz konusu olmayacağına göre o zaman bunlar sadece bu mevzuyu işte biz iktidara gelirsek bunları göndereceğiz cümlesiyle aslında tamamen istismar etmiş oluyorlar. Kuşkusuz burada sığınmacı olarak bulunanlar, mülteci olarak bulunanlar burada sonsuza kadar kalmayacaklar. Günü geldiğinde karşı tarafta güvenli, katillerden korunmuş, ölümden korunmuş bölgeler ortaya çıktığında, böyle bir ortam ortaya çıktığında zaten gidecekler. Şimdi o tip bölgelerde biriket evlerin yapılması, altyapının kurulmasıyla zaten gönüllü ve onurlu bir şekilde bu geri dönüşlerin sağlanması gerçekleştiriliyor. Şimdi vatandaşlarımız birçok yerden fotoğraflar gönderiyorlar. İşte bir takım sıkıntılı sahneleri bize iletiyorlar. Şunlardan emin olsunlar ki bütün bunlar tek tek ilgili makamlara iletiliyor ve bu çerçevede gereken müdahaleler yapılıyor ya da bunlar kontrol ediliyor. Bir diğer konu da şudur. Ülkemizle ilgili olmayan, başka bir ülkenin sınırından girişleri gösteren bir takım videolar ya da ülkemizle ilgili olmayan bir takım resimler, bir takım videolar, bunları da bilip bilmeden yaymamak gerekir. Bunların da son derece provokatif, kışkırtıcı sonuçları olabiliyor. Birilerinin
kendi bünyemizi zayıflatmak için kullandığı bir takım unsurlara dönüşüyor. Bakın bunu Avrupa'da bunlar çok bilinen yöntemlerdir diyorum. Çünkü Avrupa'nın aşırı sağını, ırkçılarını incelediğinizde onların en çok kullandığı yöntemlerdir. Burada da bu yöntemleri kullananlar var. Bu yöntemleri kullananlara karşı gerekli duyarlılığın bu şekilde gösterilmesi gerekir. Yine hiç kimsenin unutmaması gerekir ki Türkiye bu meselenin ortaya çıkmasında herhangi bir şekilde gönüllü olmadı. İki tane burada büyük bir hata yapılıyor. Bir siyasi parti genel başkanı çıkmış diyor ki işte AK Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan Suriye'yi karıştırdı. Bunun kadar haksız, bunun kadar hukuksuz bir yaklaşım olamaz. Yani o zaman Suriye rejimi normalleşsin, dünyayla entegre olsun diye en çok Türkiye uğraşıyordu. Kendi sistemini modernleştirsin, kendi vatandaşlarına siyasi haklar versin diye Cumhurbaşkanımızın telkinleri oluyordu. Ama ne zaman ki bu katliamlar başladı, o zaman Cumhurbaşkanımız ve Türkiye buna tepki göstermeye başladı. O zaman da hatırlayın, kronolojik olarak baktığınızda Batı dünyası ne demişti? Eğer savaş uçaklarını kullanırsa Esad rejimi halkına karşı biz buna müdahale eder ve durdururuz demişti. Bu yapılmadı. Savaş uçaklarını kullandılar. Daha sonra dediler ki eğer kimyasal silahları kullanırlarsa biz bunlara müdahale ederiz dediler. Kimyasal silahlar da kullanıldı, buna da müdahale edilmedi. Yine Cumhurbaşkanımızın o zamanki teklifi Türk sınırlarından Suriye topraklarının içine doğru 30 kilometrelik bir derinlik içerisinde bir güvenli bölge ya da uçuşa yasak bölge oluşturulmasıydı. Ama buna da yaklaşmadılar. Yani bugün Ukrayna'da insanların ölmesini engellemek için yaptıkları doğrudur. Bunların yapılması gerekir. Ama Ukrayna'ya birkaç ay içerisinde yaptıklarını Suriye için, Suriye'deki çocuklar için yıllardır yapmamaları da büyük bir çelişki, büyük bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. O zaman Cumhurbaşkanımızın dediği şekilde sınırlarımızdan 30 kilometre derinliğe doğru bir şey kurulabilseydi, güvenli bölge oluşturulabilseydi, o zaman görecektik ki biz bunlar Türk topraklarının dışında kalacaklardı. Ama herhangi bir şekilde de öldürülmeyeceklerdi. Güvenli bölge kurulmadığı zaman arkadan gelen katliam makinesi karşısında Türkiye sınırını kapatsaydı, Türkiye bu sefer milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olacaktı. Ve buna hiçbir şekilde ne milletimizin değerleri, ne ülkemizin geçmişi asla ülkemizin konumu buna göz yumamaz. Ve yummadı da zaten. Kendimize yakışanı yaptık. Şimdi bugün dünyanın her tarafında göç yönetimi, göç politikası tabii ki bir takım sorunların yönetimidir. Bu alan sorunsuz değildir. Çünkü gündelik hayat içerisinde bir sürü tabloyla karşılaşıyorsunuz. Vatandaşlarımız da şundan emin olsunlar. Türkiye'nin buraya sığınmış insanları bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde kendi ülkelerine gönderecek bir politikası vardır. Bununla ilgili mekanizmaları vardır, çalışmaları vardır. Bugün söylediğimiz diğerlerinin söylediği şekilde hadi otobüslere dolduralım, gönderelim şeklinde insanları katillere teslim edecek bir yaklaşım asla söz konusu olmayacaktır. İkincisi, tabii Türkiye'nin demografik güvenliğiyle ilgili olarak, haklı olarak, iyi niyetli olarak kaygılarını dile getiren vatandaşlarımız da bu konunun da takip edildiğini bilsinler. Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin demografik güvenliğini riske atacak. Birilerinin işte her bir göçmenin şu kadar çocuğu olursa, bunların hepsinin şu kadar çocuğu olursa, şu kadar zaman sonra Türkiye'nin şu kadarı işte vatandaşımız olmayanlardan olacak gibisinden hayali hesapları, kışkırtıcı hesapları asla doğru değildir. Demografik güvenliğimizi de dikkate alan, değerlendiren bir politikamız her zaman vardır. Ve bu insanlar buradaki ölüm tehlikesi, buradaki katillerin bu yönelttiği tehdit ortadan kalktığı andan itibaren de gönüllü bir şekilde zaten ülkelerine döneceklerdir. O zamana kadar da bu dediğim çerçevede bu göç politikaları, göç yönetimi sürdürülecektir. Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda tabii Cumhurbaşkanımızın dış politikayla ilgili açılımları, özellikle Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, yine benzer şekilde İsrail'le söz konusu olan bu açılımlar çerçevesinde biz bazı muhalefet partilerinin bazı eleştiriler getirdiğini görüyoruz. Yani şu şekilde taviz verdiler, bu şekilde geri adım attılar gibisinden. Tabii bunu söyleyenler geçmişte hangi sebeplerle bu ilişkilerin soğuduğunu, hangi sebeplerle geçmişte araya mesafe girdiğini bilmedikleri için o zaman Türkiye niye etrafıyla bu kadar mesafeli ya da bu kadar soğuk diyorlardı.
Bu sefer bu soğukluk giderilip bu mesafeler kapatılmaya başlanınca da Türkiye bunları niye yapıyor? Niye bu şekilde bir açılım gerçekleştiriyor gibisinden bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Tabii bu neye göre ele alınıyor? İşte dışarıda yapılan yorumlara göre, başka ülkelerin pozisyonlarına göre, kendilerini konumlandırmalarına göre bu yapılıyor. Nitekim evvelsi günde Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Yani Reyhanlı saldırısında tutup Türkiye Cumhurbaşkanı'nı suçluyor. Onun arkasındaki bağlantıları, Esad rejimi bağlantılarına dönük herhangi bir şey söylemiyor. Ya da Aylan Bebek'le ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza haksız, hukuksuz ve ahlaken kabul edilemeyecek şeyler söylüyor. Ama o Aylan Bebek ve benzerlerinin ailelerinin bindiği botları şişleyen Yunan sahil güvenliği, buna ses çıkarmayan Frontex, Avrupa Sınır Koruma Örgütü ile ilgili olarak herhangi bir şekilde bir değerlendirmede bulunmuyor. Böyle bakıldığı zaman tabii dünkü geçmişteki olaylarla ilgili olarak da bugünkü açılımlarla ilgili olarak da doğru bir yerde durmaları söz konusu olmuyor. Değerli arkadaşlarım, Ermenistan'la olan normalleşme sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ama son zamanlarda yine bu Ermeni diasporası içindeki bazı lobilerin bunu sabote etmek için de özel bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunları takip ediyoruz. En son 3 Mayıs'ta Viyana'da Türkiye'nin özel temsilcisi Büyükelçi Kılıç'la Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan bir araya geldiler ve görüşmelerini gerçekleştirdiler. Şimdiye kadar bu görüşmeler yapıcı bir çerçevede normalleşmenin sağlanmasına dönük olarak hedef odaklı bir şekilde ilerliyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in buradaki iradesi de bu yöndedir bölge barışı açısından. Size iki tane duyurum var. Bir tanesi biliyorsunuz cumartesi günü Rize Havalanı'nın açılışı söz konusu olacak. Buraya herkesi davet ediyoruz. Dünyada sayılı havalanlarından bir tanesi Dolga Havalanı olarak. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Yine 21 Mayıs'ta Adana'da AK Parti Türkiye çapındaki gençlik şölenini Adana'da gerçekleştirecek. Bu 21 Mayıs'ta Adana'da gerçekleşecek. En son bu düzeydeki bir şöleni 2014 yılında yapabilmiştik. Daha sonra araya pandemi girdi. Bu sadece bir ile dönük olarak yapılan bir gençlik şöleni değil, bütün Türkiye çapında yapılan gençlik şölenidir ve bu Adana'da gerçekleştirilecektir. Burada gençlik kollarımızın organizasyonunda Sayın Cumhurbaşkanımız bu şölene katılacaklar. Ayrıca çok değerli sanatçılar burada çok muhteşem bir konser verecekler. Biliyorsunuz yeni bir şehir stadyumumuz var. Bütün bu faaliyetler orada gerçekleşecek. Türkiye'nin her tarafından bütün genç arkadaşlarımızı, bütün genç kardeşlerimizi 21 Mayıs'ta Adana'ya bekliyoruz. Hiç hayatınız boyunca unutamayacağınız bir gün ve gece yaşayacaksınız. Hep beraber bu coşkuyu, bu şöleni, bu gençlik festivalini hep beraber paylaşacağız. Bugünkü değerlendirmelerim bu kadar arkadaşlar. Sizin bana diyecekleriniz varsa, soracaklarınız varsa onları değerlendirin. Buyurun lütfen. Et Haber Ajansı'ndan olacağı ilişki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sayın Valimizi tebrik ediyoruz. Diğer atanan valilerimizi de tebrik ediyoruz. Dünkü kararnameyle yeni görevlerine atananlara başarılar diliyoruz. Şimdiye kadar görev yapmış, daha değişik görevlere geçmiş olanlara da tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii bütün bu atamaların, bu bahsettiğiniz atama çerçevesinde bu Türkiye'de kadınların herhangi bir şekilde artık hiç kimsenin kadınların kılık kıyafetiyle uğraşmaması, kadınların kamusal hayatta nasıl yer alacağıyla ilgili olarak herhangi bir şekilde bunu bir politik yasaklama konusu yapmaması açısından Türkiye'nin ne kadar normal bir atmosfere girdiğini gösteren bir şey. Kimin başörtülü olduğu, kimin başörtüsüz olduğu hiç kimseyi ilgilendirmez. Hepsinin önündeki yasakların, engellerin kaldırılması, kadınlarımızın haklarının ve kazanımlarının korunması ve bundan sonra da daha da geliştirilmesi, kamusal alanda, idare hayatında, devlet hayatında, sosyal hayatta daha çok yer almalarının sağlanması bakımından görüldüğü gibi memnuniyetle karşılanan bir karar. Dediğim gibi hiç kimseyi yargılamamalı ama
Hiç kimseyi özellikle kadınları özellikle kıyık kıyafeti düşüncesi sebebiyle yargılamamalı. Başörtülü olur, başörtüsüz olur. Bütün kadınlarımızın geldikleri görevlerde son derece başarılı olmalarını diliyoruz. Bunun önünü açmaktan siyasi hareket olarak gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti her zaman ön plandadır. Dolayısıyla bunlar bugün de bu şekilde gündem olması aslında Türkiye'nin geçmişteki yasakları, kısıtlamaları, kadınlara dönük ayrımcılıkları terk etmesinin yeni bir sembol olarak gündeme gelmiştir. Sayın Valimize ve bütün valilerimize başarılar diliyoruz. Buyurun lütfen. Sabah gazetesi Fatma Göksütor, efendim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacılara ilişkin politik çıkışlarınızı demokrasimizi zehirleme girişimi olarak nitelendirmiştiniz. Sizce bunun panzehri nedir? AK Parti bununla ilgili önümüzdeki günlerde ne tür çalışmalar yapacak? İkinci olarak da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özlem Zengin katıldığı bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bakanlıkların çalışmalar yaptığını söylemişti. Bunu sabit gelirliler bir müjde olarak kabul edebilir mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ikincisinden cevap vereyim. Yani asgari ücret ya da başka konular tabii ki dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik alanda korumak için bu hükümetimizin her zaman gündemindedir. Ama bir açıklama yapıldığı zaman hemen bir paket mi var, hemen bir şey mi açıklanacak gibisinden düşünmemek lazım. Bunlar zaten takip ediliyor. Yakın zamanda zaten düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz. Ama şunun bilinmesi gerekir ki vatandaşlarımızın hayat koşulları, vatandaşlarımızın ilettiği talepler, vatandaşlarımızın beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir. Bakanlıklarımızın faaliyetlerini, çalışmalarını da bu bakımdan yakın olarak takip ediyoruz. Bu sığınmacılara dönük nefret söylemi tabii sadece belli bir yerden kaynaklanmıyor. Yani birisi çıkıyor ırkçılık noktasından bu nefret söylemini üretiyor. Ötekisi çıkıyor sosyal demokratım dediği halde bu nefret söylemini üretiyor. Dolayısıyla bütün bu tabloya baktığınız zaman şu görülmüştür. Esasında bunun arkasındaki bir siyasal motivasyona baktığınızda birincisi demokratik ortamı zehirleyen bir kışkırtıcılık söz konusu oluyor. İkincisi bir toplumun kendi içerisinde bir takım nefrete dayanan fay hatları oluşturmaya dönük olarak son derece kırılgan bir zemin oluşturmak şeklinde oluyor. Yani ne yapılıyor? Mesela şimdi Avrupa'dan örnek verelim. Avrupa'da Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı aynı kesimler tarafından yürütülüyor. Aynı kesimler tarafından bunun propagandası yapılıyor. Aynı kesimler bu Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı üzerinden provokatif bir takım siyasetlere zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bunların kes, kopyala, yapıştır şeklinde Türk siyasetine tercüme edilmeye çalışıldığını ve burada da aynı sonuçları doğuracak şekilde yürürlüğe koyulduğunu görüyoruz. Yani söylenen bu vatandaşlarımızın haklı talepleri, haklı eleştirileri bunları tabii ki biz takip ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Ben ülkemde sorun çıkaran, ülkemde işte çeşitli sorunların arkasında olan sığınmacı istemiyorum. Bunu söylemem ırkçılık mıdır deniyor. Şimdi buna kimsenin ırkçılık dediği yok. Ama bunu söyledikten sonra insanlara hedef gösteren, toplumu yanlış bir şekilde, kışkırtıcı bir şekilde bilgilendiren, toplumda nefret ve infial oluşturmaya çalışan cümleler ardı ardına gelmeye başladığı zaman tabii ki bu ırkçılık oluyor, bu faşizm oluyor. Sonuç olarak bunun milletimize ne faydası var, ülkemize ne faydası var? Bir de gerçekte olmayan bir şeyi söylüyorlar, arkasına da gerçekte asla yapamayacakları şeyleri ekliyorlar. Bugün Türkiye'nin demokrasisini zehirlemek için bu şekilde bir söylemin kullanıldığını görüyoruz. Yoksa hiç kimse çıkıp da benim göç politikasıyla ilgili şu eleştirilerim var. Benim işte bu sığınmacıların şu şekilde yaşamasıyla ilgili şu eleştirilerim var. Ya da sığınmacılara dönük olarak üretilen hükümet politikalarıyla ilgili şu eleştirilerim var dediği zaman onunla ilgili olarak kimsenin ırkçı dediği yok ki. Ama siz belli insanları hedef göstermeye başladığınızda her ortaya çıkan toplumsal hadiseyi,
toplumsal hadiseyi bir şekilde yabancı düşmanlığı şekline sokmaya başladığınızda Avrupa'da Türklere, Müslümanlara karşı yapılan kışkırtıcılığın aynısının buraya tercüme edilerek Türk siyasetinde bir fay hattı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz biz. Bunun toplumumuza çok büyük bir zararı olur, ülkemize çok büyük bir zararı olur, milli bünyemize çok büyük bir zararı olur. Yoksa bunun bir de literatürdeki en temel hataları yapıyorlar, ondan sonra rakamları yanlış veriyorlar, gerçekleri şey yapıyorlar, çarpıtıyorlar. Bunun ötesinde siz mesela şu, herhangi bir yerde bir şey geliyor, insanları rahatsız eden bir sığınmacı görüntüsü. Tabii ki güvenlik güçleri bunun için gereğini yapacak. Ama bugün bir sosyal medyaya bir şey düştü. Bir sığınmacının herkesi rahatsız eden kadınlara dönük bir tavrını bugün de bir Türk güvenlik görevlisi Suriyeli kadınlara dönük olarak yapmış. Şimdi bunun ikisi de kabul edilemez. Bunun ikisinde gereğinin yapılması gerekir. Bunun cevabı bu mudur? Ama birilerini kışkırttığınız zaman o da zannediyor ki birileri şu kadınlara hakaret ettiği zaman benim de bu kadınlara hakaret etme hakkım var. Hayır. İkisi de ahlaksızlık. İkisinin de gereğinin yapılması lazım. Veya buna benzer bir takım örnekler. Şimdi insanları herhangi bir şekilde bir yerde bir asayiş problemi olduğu zaman ister bizim vatandaşımız olsun ister sığınmacı olsun buna kendi kendinize müdahale edin noktasına getirecek şekilde kışkırtıcılık yapmanın bu ülkeye bir faydası olmaz ki. Vatandaşlarımıza tekrar arz ediyorum. Hiç kimse bir olumsuzluk gördüğü zaman kendi kendine müdahale etmemelidir. Hemen güvenlik görevlilerine haber vermelidir. Emniyet, jandarma, bekçi hemen gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani bir yerde kaos çıkaracak şekilde bir müdahale sistematiği oluşturmak bu ülkeye fayda sağlamaz, bu ülkenin insanına fayda sağlamaz, geleceğimize fayda sağlamaz. Buyurun lütfen. NTV'den Özgür Akbaş. Ömer Bey, bugün Yargıtay'ın aldığı bir karar var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi yasaklı hale gelmesini de nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, bu dosyanın için ne ben bilirim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetçileri bilir. Daha karar yayınlanmaz. Sosyal medyadan tuttular. İşte Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlamaya çalıştılar. Bu mesele dosyanın içini ben bilmediğim gibi kendilerinin de bilmediği bir mesele. Dolayısıyla sadece siyasi tarafgirlikle konuşulup ele alınan bir mesele. Hukukçular çıksın görüşlerini söylesinler. Bazıları yargı kararını beğenir, bazıları beğenmez. Ama şöyle bir adete döndü bu iş. Nerede bir yargı kararı çıksa hemen bunu Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecek, AK Parti'yi hedef gösterecek, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterecek, işte hükümetimizi hedef, kabinemizi hedef gösterecek şekle sokuyorlar. Bu mantıksız bir şey. Nihayetinde ilk okuduğuma göre bazı davalardan beraat etmiş, bazı davalarla ilgili verilen kararı Yargıtay bozmuş, diğerlerini de onamış. Şimdi buna bakmak lazım. Neyi neye göre bozmuş, neyi neye göre onamış? O şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi bizden hem her konuda bizi Cumhurbaşkanımızı yargının verdiği kararın arkasındaki irade olarak etiketliyorlar. Ondan sonra da bizden kendimizi yargının yerine koyarak bir tutum almamızı bekliyorlar. Dolayısıyla o yargı kararını herkes kendi zaviyesinden değerlendirecektir ama herkes dosyaya bakarak konuşsun. Dosyayı ben bilmiyorum. Onlar da bilmiyor. Dolayısıyla bu tartışma bu şekilde hukukçuların yürüteceği bir tartışma. Diğer yani ne kadar ceza almış, ne kadar yapmış onlar da benim değerlendirmem söz konusu değil. Buyurun lütfen. Duygu Özdemir, TRT Haber. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün yeni pasaportları tanıttı. Pasaportun sayfalarında simge mekanlar da yer alıyor. Bunlardan biri de Ayasofya Camii. Ancak Ayasofya Camii'nin yer alması Yunan basınında da yankı buldu. Bunu bir meydan okumu olarak nitelendirip tepki gösterdiler. Yunan basınındaki bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Tabii Yunanlıları bizim pasaportumuzda Ayasofya Camii'sinin resminin olması niye ilgilendiriyor onu anlamış değilim. Ya bu son derece güzel bir şey olmuş. Son derece yerinde bir şey olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içerisindeki Ayasofya Kebir Camii'sinin resminin pasaportlarımıza koyulmasından Yunanlılara ne? Bu zihniyet gerçekten enteresan bir zihniyet. Son derece güzel bir şey olmuş. Pasaportumuzda Ayasofya Kebir Camii'nin
bulunmasına katkısı geçen herkesi tebrik ediyoruz. Çok iyi bir yaklaşım olmuş. Yunanlıları ilgilendiren hiçbir tarafı yok bu işin. Herhangi bir şekilde tepki gösterecekleri bir konu da yok. Nitekim Ayasofya açıldığında da aynı şeyi yaptılar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içerisindeki bir konudur. Yunanistan'ı ve Yunanlıları ilgilendiren bir konu değildir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz.